Selamlar, hoş geldiniz. Aytan Kısıtan ben, literal şeyleri. 91 senesinden beri çalışıyorum. Endüstriyel network dünyası ve enterprise dünyası, enterprise network dünyasını ilgileniyorum. Pardon, bir dakika. Endüstriyel network dünyası derken aslında çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Fakat enterprise network ile de çok ortak yanları var. En azından TCP/IP ve Ethernet ortak. Ve bunun dışında tabii endüstriyel dünyada farklı protokoller var. Enterprise dünyada farklı protokoller var. İşte burada endüstriyel dünyada endüstriyel protokollerden bahsediyoruz. Ve bu endüstriyel protokollerin bazı Layer 2, Ethernet'in Layer 2 katmanında geliştirilmiş. Kimisi Layer 3'ü kullanıyor. Layer 4'ü kullanıyor. Application kullanıyor. Yani TCP/IP komple kullanıyor. Çok kısa da bu protokollerden biraz bahsedeceğim. Çünkü bu protokollerden bahsetmediğim zaman tam konu anlaşılamıyor. Zaten bugün bahsedeceğim ürün de ürün temelli diyeyim. Yani bu ürünü referans alıyoruz ama genel şeylerden bahsedeceğiz. Anlamaya çalışacağız IoT dünyasını. Aslında bu IoT dünyası ile ilgili bir şey, ürünlerden bir tanesi aslında. Bizim yani önümüzdeki döneme şöyle bir baktığımız zaman network dünyasında biz distribütör olarak enterprise network dünyasına özel çözümler geliştiriyoruz. Yani bununla ilgili güvenlikle ilgili çözümler, İşte EDR çözümleri, NDR, XDR çözümleri, işte CrowdStrike distribütörümüz, Network Monitoring, Service Desk gibi yazılım çözümlerinin olduğu Managed Engine ürünleri. Bunun dışında işte Switching, Routing ile ilgili, Wireless ile ilgili çözümler, Enterprise seviyede. Bir de IoT dünyasında özel çözümler. IoT dünyasındaki çözümlerimizde de iki tane başlı oyuncumuz var. Bunlardan bir tanesi Moxa, diğeri de CloudGate. Option CloudGate ürünü. Bu ürünlerimiz bizim IoT sektörüne yönelik ürünler. Tabii Moxa'nın şöyle bir farkı var. Moxa bir de Endüstriyel Ethernet Network dünyasında var. Hani bahsettiğim ya, Endüstriyel Ethernet ve Enterprise yaklaşımlarında farklılıklar var. Neler var? Endüstriyel Ethernet ürünleri daha rugged, hardened, zorlu ortamlara daha dayanıklı ürünler. Fiziksel olarak. Ortamdaki sıcaklık, yani environmental faktörlere daha dayanıklı. Bunlar neler? Çevresel faktörler. Neler? İşte sıcaklık, elektromanyetik alan, yüksek voltaj, yüksek akım, interferans, kablolu ya da kablosuz interferansler gibi zorluklara dayanıklı ürünler ve bu dayanıklılıkların da belli sertifikalandırmalarla kanıtlıyorlar. Kanıtlamak zorunlu var zaten. Endüstri ürünü demek bu sertifikaları istediği standartları yerine getirmek demek. O kadar çok sertifikasyon var ki. Yani enerji sektörüyle ilgili sertifikasyonlar, ISO 61833'ler, yani demir yolları ile ilgili sertifikalar var. NL1155. Mesela demir yollarında bir tane ürün satın alacaksınız. NL1155 destekli bir I/O ünitesi, bir router, bir LTE router, bir computer olmalı. Bu sertifikayı sağlamalı. Yani yanıcı patlayıcı ortamlar için ATEX zone sertifikaları vesaire. Yani çok geniş bir alan gerçekten de. Bu bahsettiğim kısım donanımsal kısmı. Bir de yazılımsal kısmı var. Yazılımsal kısımda birçok parametre var enterprise dünyayla. Hızlı açılmalı, hızlı boot olmalı. Mesela bir endüstriyel sistem 20 saniye içerisinde tak diye boot oluyor. O yüzden çok kompakt bir firmware'e sahip. Yani enterprise gibi yüz binlerce özellik, o özellikleri yüklemek için birkaç dakika sistem boot oluyor vesaire, öyle bir şey yok. 20 saniyede sistem boot oluyor ve ping'e hazır. Bütün prosesleriyle beraber. Bunun dışında bu ürünler yazılımsal olarak çeşitli endüstriyel protokolleri destekleyebilmeli, ring gibi yapılara uyum sağlayabilmeli vesaire.
Yani enterprise bir yere giderse çok derinlemesine var ama bugün hemen konuyu atlayayım hemen. Yani enterprise ya da IoTX'e. Moxon IoTX diye bir ürünü var. Bu cihaz bir tür PLC denebilir. Bu cihaz güvenlik çok önemli olduğu için güvenli yöntemlerle sahadan veri çekmenin yöntemi. Güvenli protokollerle, yöntemler dediğim protokoller kullanarak sahadaki bir şeyi izlemek. Yani veri çekmek derken o bir sıcaklık bilgisini çekmeniz gerekiyor diyelim. Bir saldırı olduğu zaman işte kabinete bir dış bir kabinet var, o kabinete bir saldırı var, titriyor, şey yapıyor. Oraya bir titreşim sensörü koydunuz. Veya işte menholler var ya mesela, menholleri çalıyorlar çok ağır metal vibre ediyor. Onları çalıyor mesela, onu kaldırdıkları anda mesela yerinden 10 santim havaya kalktığı anda işte çeşitli tipte sensörler kullanabilirsiniz bununla ilgili. Hemen alarm üretmek, ilgili kişilere alarm vermek, komuta merkezine bilgilendirmek, bazı kişilere SMS göndermek vesaire vesaire gibi birçok işlemi yapabildiğiniz mekanizmalar. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Yani üretim sistemiyle ilgili, yani sadece çevresel faktörleri izlemek, aksiyon almakla ilgili değil. Perimeter security dediğimiz, yani çevresel güvenlikle ilgili, çevre güvenliği neyin çevre güvenliği olabilir? Havalimanların çevre güvenliği olabilir, fabrikaların çevre güvenliği olabilir. Çok büyük alanlarda kurulu sahalardaki sistem, işte sahalardaki yapıların çevre güvenliği olabilir. Güvenlikle ilgili çevre güvenliği olabilir vesaire. Bunlarla ilgili çözümlerde de IoTX gibi IO cihazlarına ya da IoT cihazlarına diyeyim, ihtiyacımız var. Şimdi IoT, Internet of Things çok geniş bir kavram. Internet of Things cümle olarak düşündüğümüz zaman anlam olarak internette birbirleriyle ya da başkalarıyla yani IP'si olan her şeyle konuşabilen, görüşebilen cihazlar, sistem. Internet of Things dediğimiz sistem. Dolayısıyla bu sistemin içerisindeki cihazların hepsinin bir IP adresi var ve bunlar birbirleriyle ya da bir farklı merkezlerle haberleşiyorlar ve çeşitli aksiyonlar alıyorlar. Bu sistemin içerisine sadece cihazları katmayı, cihazımız bize IoTX cihazı, bir IO cihazı, remote IO cihazı, yani IO cihazı üzerinde digital input, digital output, analog input, analog output, TC tipi girişler, işte sıcaklık girişleri, RTD tipi sıcaklık girişleri, röle çıkışları vesaire olan cihazlar bu IO cihazları. Bu IO cihazlarının bazısı çeşitli özellikleri de var IO cihazının. Ondan da çok kısa bahsedeyim ben. Hani nerede nasıl kullanabilirsiniz? Çünkü bu artık enterprise dünyada da çok yakın ilgili bir şey. Yani data center izlemesiyle mesela ilk aklınıza gelen özellik data center'ı izlemek. Data center'da her şeyi izliyorsunuz. Kabinetin içine çıkan rüzgarın yönünü bile, hava akımının yönünü bile izliyorsunuz. Sıcaklığı izliyorsunuz. Enerjiyle ilgili şeyleri izliyorsunuz vesaire. Yani inanılmaz geniş bir alan ve network mühendislerinin fokuslanabileceği bir alan olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Yani artık kendimizi, hani burada aramızda tecrübeliler de varsa, artık kendimizi switch konfigüre etmek, router konfigüre etmekten çıkartıp IoT dünyasına bir bakabiliriz. IoT dünyasına yatırım yapabiliriz bununla ilgili diye düşünüyorum ben. Hani gelecek öngörüsü olarak. Çünkü artık hep switch, router gibi mekanizmalar, şeyler, cihazlar hep artık merkezi olarak yönetilebilen iki tıkla bulk configuration oluşturup push ettiğiniz, ondan sonra ayağa kalkan cihazlar artık bir mühendis olarak yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı artık hep böyle yapabileceğiniz şeyler yani slide aynı kaldı evet. Değiştirmedim çünkü slide'ı hiç değiştirmedim ya o yüzden önden bir şey yapıyoruz henüz konuya girmedik çünkü önden bir sohbet ediyoruz bir 2-3 dakika ondan sonra hemen slide'lara döneceğim zaten slide'lar daha ilginç şeyler de var bununla ilgili ama önce tabii benim IO ile ilgili birkaç bir şey anlatmam gerekiyor o yüzden. Şey arkadaşım da uyardı beni. Slide'lar gitmiyor ilerliyor. Bir problem var diye. Pazarlama durumundan. Yok. Bir problem yok. Ben ilerletiyorum slide'ları. Şimdi IO cihazı dediğimiz şey biraz önce bahsettiğim gibi digital input, analog input, digital output, analog output girişleri çıkışları olan, röle çıkışları olan cihazlar. Bu cihazların akıllı olanları var. Kendi kendine logic geliştirebilen. Bir de akılsız olanları var. Yani akılsız olan
Mesela örnek Boxer'ın 1200 serisi. Bunlar akılsız olanlar. Akılsız ne demek? Şu demek. Ben cihaza bir endüstriyel protokol ile bir komut gönderiyorum. Bir query gönderiyorum. Sorgu, pardon. Ben yani İngilizcesini, Türkçesini bir araya söylemek bazen şey geliyor. Yani bazen hani ikisini birden söylüyorum da alışkanlık oldu bende ya o da. Bazen hep İngilizce jargon okuyoruz ya. Dokümantasyonu her şey. O yüzden hani ikisini eşleştirelim diye bazen şey olmasın diye söylüyorum burada. Kusura bakmayın. Şimdi bir sorgu gönderdiğiniz anda o bir endüstriyel protokolü mesela hangisiyle? Modbus TCP ile diyelim. Bir IO cihazına sorgu gönderiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben senin digital input birimindeki bilgiyi almak istiyorum. Bu bilgi bir register'da tutuluyor. Yani ben bir Modbus TCP sorgusu gönderiyorsam bu bir Modbus register'da tutuluyor. Atıyorum 40.001 diye bir register'da tutuluyor. Ve değer olarak da 1 ya da 0. Yani on ya da off. Değil mi? Digital input bilgisi ya on'dur ya off'tur. Analog input gibi ya da analog input gibi değişen, sürekli değişen bir şey değildir. Ya 1 ya 0 ya var ya yok. Şimdi eğer 10'sa kapı açılmış. Oraya bir kapı sensörü bağlı. Kapıyı birisi açmış demektir. Ben o bilgiyi alırım. Merkezi yazılımımda bu benim cloud üzerindeki bir portalim olabilir, bir SCADA yazılımım olabilir. İşte cloud üzerinde servis veren portaller var, IoT portalleri mesela. Onlara oraya bu bilgiyi göndermiş olabilirim. MQTT protokolüyle genelde orada Modbus TCP kullanılmaz. Lokalde eğer bir SCADA'nız varsa SCADA sorgunuz genelde Modbus TCP kullanılır ama onda bile çok fazla IO'nuz varsa sahada onda bile Modbus TCP tercih etmemek lazım. Belli bir sayıdan sonra performans ile problemler oluşmaya başlıyor. Onlardan da kısa bahsedeceğim. Diğer protokollerden çok kısa bahsedeceğim biraz sonra slaytlarda. Sorgu gönderdim. Aldım sorguyu. Ondan sonra eğer bir aksiyon yapacaksam bu sorguyu alan merkezdeki bu uygulama, SCADA veya uygulama benim digital output'umu sürmek için bir query daha yolluyor. Bir komut yolluyor. Diyor ki digital output 1'i 10 yap. Ne demek bu? Digital output'ta ne var? Bir alarm var. Yanar dönerli bir şeyler var. LED var. Ne bileyim anons cihazını süren bir komponent var. Oradan anons dönmeye başlıyor. Lütfen burayı terk ediniz. Lütfen yanaşmanız tehlike vardır vesaire vesaire. Ve aynı zamanda bu SCADA yazılımı ekranda bir alarm çıkartır. İlgili kişilere e-mail gönderir, SMS atar vesaire vesaire her şey yapılabilir değil mi? Ama burada bu aksiyonu almak için benim merkezden sahadaki o IO cihazına bir komut göndermem gerekiyor. Yani benim IO cihazı ile merkez arasındaki bağlantım nasıl bir bağlantı? Lokal bir fiber bağlantımı, bir ethernet bağlantısı mı? Bakır kablo ile yapılmış. Yoksa LTE üzerinden bir VPN connection ya da LTE üzerinden bir bağlantı mı? Yani wide area network. Şimdi wide area network'ün kesilme olasılığı yüksek. Ben diyelim ki benim uygulamam, yani SCADA uygulamam diyelim ya da IoT uygulamam, platformum. Cloud'da, bulutta yani. Bulutta bir platformda. Microsoft Azure'da, Amazon Web Service'te ya da ne bileyim Lorax'ta bir sürü öyle değil mi? ThingWorx'ta bir sürü öyle platform var. Kimisi belli bir rakama kadar ücretsiz, belli bir mesajlaşmaya kadar, belli bir mesaj ücretine dönüyor vesaire gibi. LTE bağlantım down olursa benden ya da servis sağlayıcıdan dolayı 4G yani düşerse ne yapacağım ben? Komut gönderince oradaki alarmı süremeyeceğim. Ya da pompa diyelim, su pompası. Su pompasının seviyesi belli bir eşiği aştı. Bu bilgiyi aldım. Çok güzel. Tam o anda komut göndereceğim. Pompayı devreye sokacağım. Su yükseldi çünkü. Pompayı devreye sokacağım. LTE bağlantım gitti. Komut gönderemiyorum. Ne oldu? Su bastı. Yani depoyu su bastı. Bu depoyu su basınca öbür depoyu su bastı. O öyle öyle ortalık su götürdü. Yani, sel oldu. Yani işte aptal ayı dediğim cihaz bu. Yani komut içinde bir merkezi bir sisteme ihtiyacı var. Kompütüre ihtiyacı var. Hani merkeze bunun üstesinden gelmek için IO cihazının olduğu yere bir mikrokompütür koyarsınız. Bir tane Linux kompütür değil mi? Ya da işte logic döndürün şey koyarsınız. Birinci yöntem o. Birinci yöntemi söylüyorum pardon. Bir tane kompütür koyarsınız. Aptal oralardan dataları çeker. Komut gönderir. Çeker. O da mesela o onu Modbus'la yapar. Modbus TCP ile yapar. Modbus RTU ile yapar.
Kendisi o mikrokompütürün kendisi ona edge computer diyoruz aslında bu jargonda. Bu edge computer de datayı cloud'a basar. Ama edge computer nerede kullanırsınız? Genelde sahada IO sayınız çok fazlaysa o IO'ların olduğu lokasyonun olduğu yere bir tane edge computer koyarsın. O computer dataları toplar. MQTT protokolüyle cloud'a basar. Bir yöntem mesela. Ya da sahada akıllı IO cihazı kullanacaksınız. IoTX gibi. Ya da işte Moxa'nın akıllı serileri var. Onlardan bir tanesini kullanacaksınız. 2000 serisi vesaire gibi. Ne oluyor o cihazda? O cihazda bir logic yazıyorsunuz. Yani bir if then else kuralı yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki if digital input 1 off'tan ona dönerse then action, action ne? Digital output sür, on yap. Ondan sonra. Arada tabii çok komplike şeyler de var, onu da söyleyeyim. Yani 5 saniye bekle, ondan sonra on yap falan filan. Onları saymıyorum çünkü. Çok basit jargonu anlatıyorum. Digital input bir onsa, if, then, yani action, digital output'u alarmı çal. Ondan sonra else, digital input bir diğer pozisyona geçerse, yani eski pozisyona dönerse, birisi kapıyı açtı sonra kapattı, eski pozisyona dönerse, bu sefer alarmı durdur. Yani digital output'u biri off'a çek, else. Buna da else diyoruz. Yani çünkü else olmazsa, if ve then olursa alarm sonsuza kadar çalar. Alarm şekilde durulması lazım. O logic bunu çal, bunu sağlıyor. Tabii bu logic dışında birçok şey var. Yani o kadar çok endüstriyel PLC sistemi, o PLC sistemlerin üzerindeki özel yazılımlar, işte Python'la geliştirilmiş, C++'la geliştirilmiş uygulamalar vesaire vesaire. Her şeyi yapmak mümkün. Ben sadece basic şeyden bahsediyorum. Temelden bahsetmek istiyorum sadece. Çok değişik piyasın, işte değil mi? Siemens'in, Rockwell'in piyasada, Alan Bradley'in bir sürü, Schneider'ın piyasa sistemleri var. Bunların ismini duyurmuş ürünler ve bunların kendi standart protokoller dışında geliştirdiği şeyler de var. Şimdi endüstriyel protokollerden kısaca bahsedeyim hemen. Bu arada ekran değişiyor değil mi artık? Çünkü ben değiştiriyorum. Evet. MQTT 1999 yılında IFM ve Service Link tarafından geliştirilmiş bir protokol. 2010'dan sonra dominant hale geldi. Publish, subscribe paterni temel olarak geliştirilmiştir. Yani bunun temeli publish, subscribe. Bakın grafiğe. MQTT şu anda yıllara göre yapılan şeylerde bu en son 2018'de kalmış bu. Mesela bunu da aldığım yer belli. Aşağıda linki var. Referansı. %62'ye dayanmış. 2020'de bu daha çok daha fazla. Tabii yeni bir tane protokol gelebilir. Bir anda popüler olur ve o alır başını gider. Bu yani network dünyası sürekli değişen bir dünya. Ama dominant olarak kalan bir şey var Ethernet. Ethernet tam dominant yani. Onu ezebilen bir şey gelmedi. Yani bundan 15-20 sene önce işte Token Link çok daha güzel çalışıyor. Ethernet'te collision var. Collision riskleri var. Bilmem ne bilmem ne. Ethernet ölecek. Okuyorduk yani üniversite zamanımızda okuduğumuz dergilerde bunları okuyorduk. Biz Token Link ölecek, FDDI şey Ethernet ölecek, FDDI Token mükemmel çalışıyor falan filan. Sonra bir baktık ne oldu? Token mevzu oldu. Ethernet dominant. MQTT nasıl çalışır? MQTT'de temel olan bir organizer var. Organize eden. O da MQTT broker. Bakın tam ortada. MQTT broker. MQTT brokersız bu iş yürümüyor. Diğer kalan her şey client. MQTT client diye isimlendiriyoruz. Şimdi diğer kalan her şey ne olabilir? Bir, sensörler. Değil mi? Mesela bir sensör düşünün, sıcaklık sensörü. Sıcaklık sensörünün interfezi genelde nedir? Ya TC tip, ya RTD tip ya da analog giriş şeklindedir. Yani analog çıkış veren bir sıcaklık sensörüdür. Siz bu çıkışları bir I/O cihazına toplamanız gerekiyor. Çünkü I/O cihazı bu çıkışları alıyor üzerine ve bana bir Ethernet interfezi sunuyor. MQTT, TCP/IP üzerinde koşan bir protokol. O yüzden uçtaki client'ın
bir Ethernet interfezi, IP interfezi olması gerekiyor. Ethernet demeyeyim de IP interfezi olması gerekiyor. Sonuçta LTE interfezinde siz IP'leri biliyorsunuz. Yani ne bileyim daha değişik teknolojiler de var bununla ilgili. Onlara da IP interfezi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla IP interfezi olan her şey benim için client. Ortada bir MQTT. MQTT Broker'ı nereye koyabilirim? MQTT Broker'ı yani bulutta bir data center'da yerleştirebilirim. Ya da bir saha içerisinde on-premise bir çözüm varsa orada bir tane Linux computer yaparım. Bir tane kendime Linux. En ucuz perform şey. Hani endüstriyel ortamdan bahsediyoruz. O yüzden mikro bir tane endüstriyel computer koyarım. Linux'un üzerine MQTT Broker dağıtımını yüklerim. Ondan sonra bunun Linux dünyası open source Gani gibi biliyorsunuz. Open source MQTT Broker da var sonuç olarak. Onu yüklerim. MQTT Broker'ım hazır. Şimdi burada sensör okuduğu sıcaklık bilgisini kime gönderecek? Yani doğrudan o bilgiyi okumak isteyen SCADA'ya mı gönderecek? Bakın burada laptop bu sıcaklık bilgisini almak isteyen ya da laptop ve mobil device dediğimiz cihazlar sıcaklık bilgisini almak isteyen cihazlar sensörde sıcaklık sensörü sıcaklık bilgisini göndermek isteyen taraf. Dolayısıyla laptop doğrudan gidip sıcaklık sensörüyle mi komünikasyon kuracak? Düşünebiliyor musunuz? Şimdi internet dünyasını düşünün. Sensöre bağlanmak için sensörün bir static IP'ye sahip olması lazım. Çünkü ben bir client IP'sinden bir sensör server gibi çalışacağını düşünün. Yani bir servisi dinleyecek. TCP portunu ya da bir UDP portunu dinleyecek. TCP/IP temelli protokollerden bahsediyoruz. MQTT'de TCP temelli protokoldür. TCP kullanır, UDP değil. Dolayısıyla MQTT Broker'ın olmadığını varsayalım. Uçtan uca cihazlar göre de haberleşecekler. Temperature sensörün TCP server gibi çalışıp bir static IP'sinin olması lazım. Ve benim ona bağlanmam lazım. Ya da ne yapacağım? Static IP bulamıyorsam ortada bir VPN hub koyacağım. Herkes o VPN hub'a bağlanacak. Onun üzerinden birbiri haberleşecekler vesaire. Acayip komplike bir hal alıyor sistem. Onun yerine diyoruz ki ya temperature sensör, laptop, mobil device hepsi herhangi bir yerden internete bağlanan cihazlar olabilirler. Ve bu cihazlar dinamik IP alıyor olabilirler. Dinamik IP aldıktan sonra yeter ki MQTT static IP'yi sunan, static IP'si olan data center'da konumlu hatta bir URL ismi olan, domain ismi, FQDN ismi. O FQDN zaten bir static IP'ye bind oluşturuyor değil mi? A kaydı olarak DNS'te. Temperature sensör bir sorgu gönderiyor. MQTT broker'a komünikasyon kuruyor. Laptop, mobile device da MQTT broker'a komünikasyon kuruyor. Nasıl yapıyor? Temperature sensör bir bilgiyi publish ediyor MQTT broker'a. Ortada publish edilen bir yayın var. Bu yayını okumak isteyen bunu tabii bir tagla publish ediyor. Tag bilgisiyle, bir topikle daha doğrusu özür dilerim. Bir topik bilgisiyle publish ediyor. Laptop, mobile device'da bu topik bilgisine, topike üye oluyorlar, subscribe oluyorlar yani. Üye oluyorlar ve o bilgiyi MQTT Broker onlara gönderiyor. Böyle. Yani ortada bir organizatör, herkes istediği bilgileri veriyor. Alıyor, istediği bilgileri veriyor. Ve yüzlerce, binlerce topik. Çünkü bu yani sıcaklık sensörü bir topik gibi. Burada bir de mesela bu sensör aynı zamanda nemi de ölçüyor olabilir. O da bir ayrı topik de sunuyordur. Bu bir IoT cihazın üzerinde kuruludur. Bu IoT cihazı başka başka sensörler bağlıdır ona. Her biri bir topik. Dolayısıyla her bir topik MQTT Broker'a publish ediliyor. Ve o her bir topike de laptoplarda, mobile device'larda subscribe olunmuyor ama sizin böyle bir topik olduğunu bilmeniz lazım. Yani MQTT Broker arkadaşlar bende şöyle topikler var. Bunlara üye olmak isteyen var mı diye ortada bir şey yaymıyor. Bir anons yapmıyor. IGMP gibi. Maltkes'te var ya öyle bir şey. IGMP protokolü öyle çalışıyor ya. IGMP Queryer yani genelde IGMP Queryer Layer 3 router olur. Layer 3 router'un VLAN interfezi olur. Yani Layer 3 interfezi olur. O Layer 3 interfezler aldıkları multicast seçimlerini öğrendikleri anda hemen tekrar network'e ilgili kendi ilgili VLAN'lara vesaire anons ederler. Ortamda şöyle multicast yayın var. Bunlara üye olmak isteyen var mı? Üye olmak isteyen de ne yapar? IGMP join gönderir, şak diye alır seçimi. Daha doğrusu ortamdaki
Switch'ler o sistemi serbest bırakıyorlar. O IGP join gönderene doğru. İşte Trump'lardan geçer. En sonunda şey diyor. Bu malt kes gibi değil. Böyle bir anons yok. Yani topiki benim bilmem lazım. MQTT böyle çalışıyor. Mesela tam tersini düşünelim. Şimdi temperature sensörü publish ettik MQTT broker'a. Çok güzel. Onu da subscribe oldular. Okuyorlar sıcaklık sensörünü. Bir problem oldu. Digital output'u sürmesi lazım. Sürmemiz lazım. Ne yapacağız? Bu cihaz aynı zamanda digital output'u subscribe şey yapıyor. Subscribe oluyor MQTT broker'a. O digital output'a bilgi yazmak isteyen, yani onu off'tan ona çekmek isteyen laptopta digital output bilgisini bir digital output bilgisi publish ediyor. O publish edilen yani bir komut gönderiyor MQTT broker'a bir topikle ondan sonra temperature sensörün bağlı olduğu I/O cihazı ise o publish edilen digital output topiğine subscribe oluyor. Ben ilk önce şeyi söyledim, özür dilerim. Önce publish sonra subscribe. Yani publish olan şeye subscribe olabilirsiniz. Dolayısıyla siz burada bu komutu yazıyorsunuz. I/O cihazına diyorsunuz ki şu topikteki digital output bilgisi gelirse ona subscribe ol, onun verdiği veriyi proses et. Al yani işte ne veriyorsa. On mu diyor, off mu yapacağım diyor, ne diyorsa, on neyse. Dolayısıyla her bir client hem subscribe olabilir hem publish olabilir. Yani şey dünyası yok. Ben sadece bilgi gönderirim. Yok. Ben hem bilgi gönderirim hem gelen bilgiyi alıp işlerim. Klientler böyle çalışıyor. Mükemmel bir çalışma şekli. Bakın burada özellikle şunu belirteyim size. Ortada bir MQTT broker olduğu için bakın laptop, mobile device, temperature sensörler hepsi servis sağlayacağın dinamik IP alsın. Hiç önemli değil. Hatta CGNAT'a uğrasınlar. Zaten CGNAT'a uğrayan bir şeye erişemezsiniz dışarıda. Değil mi? Yani telekom size bir tane LTE router, DSL router'unuz var. Bağlanıyorsunuz internete. Eskiden ne alırdık? Biz hatırlarsınız 78, 88 bilmem ne diye IP'ler alırdık. Bunlar public IP. Bunlar internet üzerinde rute edilen IP'ler. Değil mi? IP yasasına göre. Ama 10.00 bir şeyi aldığınız zaman, private bir bloktan bir IP aldığınız zaman ne oluyor? Ona siz o bir port forwarding tanımlayabilir misiniz? Tanısa da çalışır mı? Çalışmaz ki. Çünkü NAT servis sağlayıcıda yapılıyor. CGNAT diyoruz. Carrier Grade NAT. O yüzden hiçbir şekilde port forwarding yapamazsınız. Dinamik IP'niz varsa şu anda günümüzde port forwarding yapamazsınız. Yapamadığınız için de siz klasik yöntemlerle yani Modbus TCP gibi yani MQTT dışında protokollerle bir uzaktaki bir sıcaklık sensörüne ya onun IP'sine ben erişemezsiniz. Ona static IP servisi almanız lazım. Static IP de fazladan bir para yani. Gereksiz bir yere bir para. Şu anda daha da pahalı. Eskiden 3-5 liraydı bir tane static IP. Her ay faturanıza yansırdı ama şimdi öyle değil. Şimdi çok yüksek rakamları veriyor static IP. IP version 6 ile ama bu ortadan kalkacak diyoruz. Yani IoT aslında IP version 6'nın geliştirilme nedeni bir tanesi de bu devasa olarak büyüyecek milyarlarca cihaza erişecek IoT dünyası. IoT dünyasından dolayı. Biliyorsunuz yani desilyar tane IP adresi atayabiliyorsunuz şeyde IP version 6'da. 128 bit. 32 bit nereye? 128 bit nereye? Geometrik olarak yani 250-128 yani feci bir rakam. Ben biraz önce bundan bahsetmiştim. Mesela dedik ya hani bir tane edge computer koymanız gerekirse MQTT broker olarak MQTT broker'ı cloud'da yani bulutta sağlayamıyorsunuz. Lokalde bir MQTT broker sağlamanız gerekiyorsa eğer bu cihazı alıyorsunuz. MQTT broker olarak çalışıyor. Sahaya I/O cihazımızı koyuyorum. I/O cihazımız MQTT protokolüyle bu MQTT broker'a komünikasyon kuruyor. Bu da datayı alıyor, application sunucuya gönderiyor mesela. Başka bir protokolle. Ya da yine MQTT ile. Cloud'daki bir yere gönderiyor. Ana sisteme gönderiyor. Microsoft Azure'a gönderiyor. Amazon'a gönderiyor. Google Cloud'un IoT platformuna gönderiyor. Vesaire vesaire yani ne yapabilirsiniz? Bunun üzerinde Debian Linux çalışıyor. Zaten klasik Linux bu yani. İstediğiniz her şeyi yapın. Yani MQTT'de bir kiosk mekanizması da var. 3 seviyeli bir kiosk var. İşte kiosk, sıfır kiosk. Yani verinin karşı tarafa erişip erişmediğini garanti altına alan bir yöntem. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Hani bu slaytları paylaşırız. İşte kiosk sıfırda client mesajı bir defa publish ediyor.
broker mesajın alıcıya gidip gitmediğini kontrol etmiyor. Yani publish ediyorsunuz, ona birisi subscribe oluyor ya. MQTT Broker eğer subscribe bu bilgiyi aldı şeklinde client'ı bilgilendiriyor. Mesela Q0'da bu özellik yok. Q0'la publish edilen bir data için söylüyorum ben bunu. Eğer Q0'la bir datayı publish ettiyseniz böyle bir beklentiniz yoktur client olarak. Ama Kiosk 1 ile publish ettiyseniz datayı cihaz datayı publish ediyor ve broker'dan da bir publish acknowledge bekliyor. Evet, subscriber bu bilgiyi aldı ya da MQTT broker bu bilgiyi aldı, proses etti. Alamadı. Alamadıysa belli bir interval kadar bekliyor. Bekledikten sonra mesajı artık tekrar göndereceksiniz mecburen. QoS-2 en garantili yöntem. Ama çok yavaş bir yöntem. Çünkü TCP gibi, TCP de UDP'ye göre yavaş değil midir? TCP nasıl çalışır? Siz data transferine başlarsınız, gönderici datayı gönderir, alıcı alır datayı, sonra bir ek gönderir göndericiye. Gönderici ondan sonra datanın bir sonrakisini gönderir. Eğer ek gelmezse alıcı taraftan göndericiye doğru, bekler bekler, ulan bu benim data gitmedi. Biraz argo oldu. Ulan demez herhalde. Benim data gitmedi, ben bunu tekrar retransmit edeyim. Yani TCP retransmission muhabbeti buradan geliyor değil mi? Ortamda acayip congestion var, sıkışıklık var vesaire. Onlardan dolayı retransmission olabilir. Bunu da SD-WAN'la, SD-WAN gibi şeylerle çözüyoruz. Burada ufaktan bir bilgi sokayım arada. Ben SD-WAN konusunda da çalışıyorum, uzmanım. Ne alaka? Endüstriyel dünya ne alaka? SD-WAN ne alaka diyeceksiniz ama işte oluyor böyle alakalar. Yani MQTT güvenli bir protokol mü? Yani ben bunu internet üzerinde çalıştırıyorum. Sensörle uçtan uca, yani sensörle broker arası, brokerla diğer clientler arası, hani sensör de bir client aslında, clientla broker arası ve bütün clientlerle brokerlar arası falan güvenli iletişim mi? Evet. Eğer MQTT over SSL, MQTT over TSL vesaire ya da Secure MQTT devreye almışsınız eğer, sertifika bazlı iletişimde ve bunun portu TCP 88, 8883, klasik ClearText çalışan MQTT'nin bu bilgisi TCP 1883. Yani bunlar MQTT Broker'ın dinlediği portlar. Çünkü connection'ı yapan client tarafı her zaman değil mi? Initiate eden connection'ı TCP. O yüzden static IP olması gerekmiyor. Connection'ı sabit bir yere initiate başlatıyor, çünkü initiate ediyor. Bunun için de bir sertifika operasyonuna ihtiyacınız var. Sertifika konusunda da hani nasıl anlatayım? Sertifika çok karışık, şey karışık değil de komplike bir konu. Yani anlat anlat bitmiyor. Benim de bir huyum var. Yani şimdi burada sertifika konusu geçiyor. Bir de bir sertifikayı anlatayım 10 dakika. Benim IoT yalan oldu. Yani IoT webinarı bir anda yalan oluyor. Zaten hiçbir webinarı yetiştiremiyorum o yüzden. O zaman sertifika olayı çok fazla girmeyeyim ama yine ufaktan girebilirim. Şöyle ki MQTT Broker'a bir servis sağlıyor. Bir CA'den, Certificate Authority'den, işte var ya dünyada birçok yaygın GoDaddy'nin var, Global Sign var, VeriSign var. VeriSign yaşıyor mu hala bilmiyorum da. Onlardan bir sertifika ediniyorsunuz. Tabii sertifika edinme şekilleri farklı farklı. Yani eğer CSR'ı, yani Certificate Signing Request, boş dosyayı dolduruyorsunuz. Adım soyadım bu, işte pasaport bilgileri vesaire vesaire diyelim. Onu dolduruyorsunuz. O belge sizin için CSR. Ondan sonra CSR'ı çıkartıp sertifik otoriteye gönderiyorsunuz. O root sertifikasıyla o root sertifikasının private key'ini çok gizli bir yerde saklıyor bu adamlar. Hatta o kadar HSM cihazları kullanıyorlar bunun için. Çok ayrıntılı yapanlar bu işi. Çok garantili çalışanlar. O HSM cihazı bir çalınsa, bir şey olsa bile yani 10 saniye sensörler var üzerinde, cihaz diski silmeye başlıyor vesaire vesaire. Yani üzerindeki sertifikaları siliyor vesaire. Root private key'leri siliyor, kendini koruma altına alıyor, bankalar kullanıyor bunu vesaire. Ve günde binlerce sertifikat işi ediliyor ona ve o da sürekli sertifika imzalayıp veriyor vesaire vesaire. HTTPS inspection muhabbetleri de bu tarz bir şey çalışıyor. Neyse, CSR'ı gönderdim, imzaladı. İmzalanmış sertifikanı bana verdi ve ben onu import ettim ve çalıştırdım. CSR'ı oluşturduğunuz yerde private key oluşturulur. Private key dışarı çıkartılamaz. Private key client'ta oluşturulur. Yani MQTT client'ta private key'i nasıl oluştururum? Bir CSR oluşturduğum anda bir private key oluşur zaten. O private key dışarıya export edilmez. Sadece CSR dosyası export edilir.
gönderilir CA'ye, imzalanır. Ya da ben CA'ye para vermek istemiyorsam eğer, lokalde bir tane CA kurarım. Microsoft'un CA'yı var. Free Linux tabanlı CA'ler var. Ona imza atarım. Hatta self-sign yaparım. OpenSSL tool'unu kururum bilgisayarıma. CSR'ı yüklerim. Self-sign. Kendi sertifikası sign derim. CSR'ı. Alırım sertifika. İmzalanmış sertifika dosyam artık elimde. Onu client'a gömdüm. Çok güzel. Sonra MQTT Broker'a gömdüm yani. Client tarafında da benzer bir proses yapmam lazım. Çünkü client MQTT Broker'a bağlanıyor. Secure olarak. MQTT over TSL ile bağlanıyor ve onun sertifikasını istiyor. MQTT Broker diyor ki hocam bir sertifikanı ver bakayım, bir bakayım. Bu sertifika kim tarafından imzalanmış? Benim güvendiğim bir CA mi? İşte burada eğer client'ın güvendiği CA listesi içerisinde bu CA yoksa drop. Connection drop. Bu CA'yı da güvenilen CA listesine eklememiz lazım. O yüzden lokale bir CA kurmak, globaldeki bir CA sağlayacağın şey yapmak muhabbeti devreye giriyor. Çok ayrıntılı bilmiyorum orada da. Olay çünkü çığırından çıkıyor. Benim bir süre sonra ben ayrı bir CA şey mi yapsam? Eğer bir de bir yöntem daha var. CSR üretmiyorsunuz. Dolayısıyla private key de MQTT Broker'ın üzerinde artık olmuyor. Olmuyor. Dışarıdan gidiyorsunuz. Bir certificate authority'den, bu private olabilir, global olabilir. Oradan CSR'ı orada dolduruyorsunuz, orada imzalatıyorsunuz. Her şeyi size bir PFX olarak, yani şifreli olarak, içinde private key ile beraber bir dosya geliyor. Bu dosyayı alıyorsunuz, MQTT Broker'a import ediyorsunuz. Al diyorsunuz, senin her şeyini veriyorum. CSR'da sen de üretmedim. Oradan aldım her şeyi, private key'in de bu diyorsunuz. Ama private key dışarıda bir yerlerdeydi bakın. Bu güvensiz bir yöntem aslında bir anlamda. Dışarıda bir yerlerde değil, şifreli de korunuyor falan. Import ediyorsunuz ondan sonra ve MQTT Broker'ınızın şeyi hazır. Client'ların da bu MQTT Broker'a yüklediğiniz sertifikayı imzalayana güvenmesi lazım. Bakın o da çok önemli. O yüzden root sertifikalarını da client'lara yüklüyorsunuz ki şey olarak, Trusted Root CA olarak, Trusted Root CA olarak. Biraz karışık biraz. Bizim MQTT destekli Boxa cihazlarımız neler? Boxa'nın IOTX IOS'u var. Bugün bahsi konusu geçecek olan ürün. Bu cihaz bir IO cihazı. Bu cihazın digital input, analog input vesaire vesaire de var. Onun dışında işte Modbus TCP ile verileri alıp MQTT'ye gönderen gateway'ler. Bunlara protokol gateway diyoruz. Yani siz piyasadan gidiyorsunuz, ucuz olduğu için bir tane Modbus sensör alıyorsunuz. Modbus. Ama buluttaki sisteminiz MQTT ile datayı istiyor. Ne yapacaksınız? Modbus'la okuyup MQTT ile datayı göndereceğinize göre Modbus'tan MQTT'ye çeviren bir protokol gateway ihtiyacınız var. İşte ayrı bir maliyet. Modbus TCP, Modbus RTU'yu belki duymuşsunuzdur. Bir tane Modbus RTU sisteminde Modbus RTU seri tabanlı bir protokoldür. Seri line'da çalışır. RS-232, RS-485. Ethernet tabanlı protokol değil. Modbus RTU. Modbus TCP Ethernet tabanlı. İkisi de Modbus ama birisi serial üzerinden aktarılıyor. Ona göre modüle ediliyor. Öbürü TCP protokol üzerinden aktarılıyor. Onu TCP ile enkapsüle edilip gönderiliyor. Modbus Master cihazı var. Bizim bu IOTX 4510 serisinin bir seri interfeysi var. İki tane seri interfeysi var. Bunlar RS-485, 482 olarak konfig ediliyor. Eğer RS-485 olarak konfig ettiyseniz bu bir bus. Dolayısıyla bu interfeyse birden fazla slave birlikte bağlayabiliyorsunuz. Mesela bunları bir elektrik sayacı olduğunu düşünün. Bu elektrik sayaçlarını arda arda bağlayarak her birine bir slave ID veriyorsunuz. Ve ondan sonra Modbus Master cihazına diyorsunuz ki slave ID 1'in şu register bilgilerini oku. Yani şu voltaj bilgilerini oku, enerji üretim bilgilerini oku vesaire vesaire diyorsunuz. Sonra bu slave ID 2 oluyor. Buna böyle 30 tane cihazı arda arda bağlayabilirsiniz mesela. 30 tane cihazı. Ne güzel değil mi? Seri interfeyse eğer RS-232 olarak set ederseniz ki onu yazılımdan yapıyorsunuz. O zaman oraya sadece bir tane cihaz bağlayabilirsiniz. Ve mesafesi de 15 metredir. Standarttan bahsediyorum bakın.
çok inanılmaz kaliteli kablolar kullanırsınız. Bilmem neler 30-40 metreye, 100 metreye çıkarsınız o ayrı bir konu. Ben standarttan bahsediyorum 15 metre. Ama RS 485 basın uzunluğu, toplam uzunluğu, şu araların uzunluğu değil. Şuradan başlayıp en son cihaza kadar geçen basın uzunluğu 1200 metreye kadar çıkabiliyor. Tabii 1200 metreye çıktığı zaman da sıkıntılar yaşıyorsunuz. Araya repeater'lar falan yerleştirmeniz gerekebiliyor. Çünkü kablolar her yerde standart ve şey değil. Şimdi bu bir seri dünya. Seri dünyadaki sensörler daha ucuz olur. Bir sıcaklık sensörü satın alıyorsunuz. O Modbus RTU interfezli. Yani seri interfezli. Şimdi siz bunu MQTT dünyasına nasıl çıkaracaksınız? Yani MQTT'ye nasıl çıkaracaksınız bunu? Bir tane seri interfezi olan, hatta şöyle bir şey yapayım. Bir tane seri interfezi olan, bu bir sensör. Pardon, özür dilerim. Yanlış şey yaptım. Bir tane seri interfezi olan bir IED cihazınız var. Sayaç yani. Internet Electric Device. Seri interfeze bir tane gateway var. Bir tane gateway ihtiyacınız var. Bu gateway Modbus RTU protokolüyle datayı okuyacak. Kendi üzerindeki register'lara yazacak. Bellek alanına. Ondan sonra bunu alacak. MQTT Broker'a basacak. MQTT nasıl ya? QG gibi yazmak nasıl bir kafa? MQTT'ye publish edecek, değil mi? Dolayısıyla buna ne diyoruz biliyor musunuz? Buna protokol gateway diyoruz. Yalnız bizim IOTX 4510 cihazımız hem seri interfezi olduğu için ve bunu Modbus'la okuyabildiği için hem de bunu MQTT ile broker'a bastığı için bir protokol gateway aynı zamanda. Ve bunu yaparken aynı zamanda dijital inputlardan da verileri okuyabilir. Bunları da yine MQTT ile basar buraya. Şurası Ethernet dünyası. Burası Cloud. Hatta şurası Cloud. Ethernet. LTE olur, bir şey olur. Bunun üzerinde LTE cihazı yok. Bunu bir tane LTE minik router modem kullanmanız lazım. Bunu o Ethernet dünyasına katmak için bir tane Ethernet interfezi var sadece. Yani bir tane derken iki tane Ethernet interfezi var üzerinde. Ethernet var yani. O anlamda söylüyorum. Peki şeye bakarsak bunu bakın, şöyle bir şey var, ufak bir örnek vereyim. Mesela RS 485 interface dedik. Basa cihazları bağladık. Bu ID 1, slave ID 2, slave ID, hepsinin slave ID'si farklı olmak zorunda. 255 kadar ID verebiliyorsunuz. Buradan sorgu yapıyor. Burası half duplex, half duplex bir ortam. Full duplex yapabilirsiniz, ayrı bir konu. Half duplex bir ortam. Dolayısıyla buraya bir sinyal gittiği zaman bu sinyal buna da uğrar, buna da buna da. Eğer bu elektriksel olarak kapanırsa bas devam eder. Çünkü bağlantı şeması RS-485 iki tellidir genelde. Bağlantı şeması şöyle gelir. Şuradan tekrar bunu bir boğum yaparsınız. Buradan devam edersiniz şöyle. Dolayısıyla bu bir kablo bağlantısı olduğu için şu elektriksel olarak kapandığı zaman bu kablo devam ediyor ya. O yüzden slave ID ve slave ID 2 ve 3'e okumaya devam edersiniz. Bakın sıkıntı yok. Dolayısıyla bu verileri okudunuz. Bunun üzerine aldınız. Buradan da bir tane cihaz Modbus TCP sorgusu gönderiyor. Bakın SNMP sorgusu gönderebilir. Ama bu sorgu temellidir. Yani SCADA ya da lokaldeki uygulama size SNMP ile sorgu gönderir, yanıtını alır. Modbus'a sorgu gönderir, yanıtını alır. MQTT Broker'a benziyor mu? Hayır. MQTT Broker direkt kendisi publish ediyor. Buradan bir şey istemiyor. Bakın bir şey istemiyor. Burada MQTT Broker var. O MQTT Broker'ın söylüyorsunuz kim olduğunu buna. IP'si şudur diyorsunuz. Tek publish ediyor. Tek yönlü. Süper. Yani sorgu gönder al şeklinde değil mekanizma. MQTT'de. Datayı publish et, publish et, publish et. Alan varsa, o datayı almak isteyen varsa ben onu gönderdim MQTT Broker'a. Oradan isteyen kişi alsın. Ama burada sahaya yüzlerce, binlerce sorgu yolluyorsunuz. Şu bilgiyi ver, şu bilgiyi ver. Sistem boğuluyor. Çalışamaz hale geliyor. O yüzden IoT dünyası için çok büyük sistemler için çok uygun değil Modbus TCP gibi protokoller. Basit şeyler için yapabilirsiniz. SNMP de aynı taban değil mi? SNMP'de de bir SNMP server var. Bir de SNMP agent var. SNMP agent. Değil mi? SNMP'nin versiyonları var. SNMP version 1, version 2, version 3. Version 3 secure olan. Yani data hem authentication var hem de integration sağlamak için encryption var. Data encrypted olarak uçtuğumuzca gidiyor. Şimdi bir de authentication var. Authentication olamayan data isteyemiyor zaten.
Önce otentik olması lazım. Otentik olanla da aramızda encryption'la trafik devam ediyor. Agent nasıl çalışıyor? SNMP sunucu, benim ana sunucum, bir tane SNMP get request'i gönderir ya da set. Get bir şey istemek demek, set bir şey set etmek demek. SNMP sorgusu gönderir. Tak, ona karşılık yanıt verilir. Yani bu SNMP sorgusunu gönderirken ben hocam senin üzerindeki şu o ID'li bilgiyi almak istiyorum. O ID bilgisi de bunun MIB dosyası vardır. Onlarda da tıtı böyle liste haline girir. O ID bir rakamsal uzun bir şey, veri, bilgi, yani bir bilgiyi ifade ediyor. Bir, mesela bu cihazın üzerindeki sıcaklık bilgisi ya da bu cihazın digital input birindeki bilgi bir OID'ye mapli. Siz OID'yi okumaya kalktığınız zaman da sıcaklığı okumuş oluyorsunuz. Böylece ne oluyor? Bir data center'da SNMP tabanlı bir NMS'iniz varsa, ki genelde öyle oluyor, SCADA sistemleri kullanılmıyor yani her yerde, network dünyasında. SCADA sistemleri daha çok otomasyon dünyasında kullanılıyor ya. O yüzden şey dünyasında network dünyasında SNMP daha çok kullanılan bir protokol. Peki SNMP'nin başka bir yöntemi de var. Benim daha çok hoşuma giden, MQTT'ye hafiften benzeyen, daha güzel. Nedir biliyor musunuz o? IoT cihazı, yani agent, digital input bilgisini direkt SNMP server'e push ediyor. Yani buna SNMP trap diyoruz. IoT ise diyoruz ki trap server'lar, IP'leri şunlar, birden fazla trap server tanımlayabilirsiniz. Datayı iki farklı yerde de push eder aynı anda. Dolayısıyla sıcaklık bilgisini push ediyorlar, MQTT gibi. Push ettikten sonra o SNMP trap server, yani SNMP server o bilgileri alıp parse ediyor ve ekranda gösteriyor. Daha güzel değil mi? Tek yönlü. Burada şu uç taraftaki cihazın static IP'ye ihtiyacı var. Burası eğer wide array'e çıkarsa çok büyük sıkıntılar yaşıyor. LAN'sa yine sıkıntı değil ama wide array'e çıkarsa sıkıntı yaşıyor. Uç tarafın static IP'ye sahip olmasının gerekmesi çok büyük sıkıntı deployment olarak. O yüzden burada sadece merkezin static IP'li olması yetiyor bana. Çok güzel. Benim cihazım SNMP trap ile bu bilgileri gönderebiliyor. Böyle bir güzelliği var. İhtiyacınız varsa müthiş. RESTful API diye bir özellik var. RESTful API ve RESTful API over HTTPS. RESTful protokolü HTTP tabanlı bir protokol. HTTP'de GET vardır ya. İşte HTTP GET ben şu objeyi istiyorum tarzında Internet Explorer, Chrome gider istekte bulunur, o bilgileri alır sonra sayfada gösterir muhabbeti var ya. RESTful'da aynı bu şekilde. RESTful'da da burada cloud'da bir uygulama var. Bu uygulama şuraya get gönderiyor. Şimdi bu ne demek? Ya yine burada static IP'm olması lazım. Yine başım belada. Yani basic işlemler için RESTful kullanılabilir. Ama basic üzerinde sistemler için kullanılamaz. Yani RESTful her yerde kullanılıyor. Mesela bir tane NMS'iniz var. Ben bir tane NMS yazılımı kurdum size. Sizin daha üst katmanda, çatıda bir tane daha NMS'iniz var. O iki NMS arasında ben northbound interface denir olması. Alttaki interface'in yukarıya bağlı olduğu yere northbound interface denir. O northbound interface'in API ile mesela o ana NMS API'lerle benim alt NMS'imden veri alabilir mesela, örnek. Bunu secure yapmak istiyorsam da RESTful HTTPS üzerinden secure olarak aktarıyorum. Şimdi baktığımız zaman özet olarak RESTful, Modbus TCP, IEC 104 enerjide kullanılan protokol örnek olarak vermek istedim. Bunlar merkezden sorumlu gönderim bir şekilde yaptığı için burada static IP'ye ihtiyaç var. Burada bir static IP tuttuğunuz anda da bunu dışarıya açmanız gerekiyor. Bu bir TCP server çalışmak zorunda. Modbus TCP bir portu dinliyor değil mi? TCP 502'yi dinliyor. RESTful bir portu dinliyor. IEC 104 bir portu dinliyor. TCP portunu dinliyor bunların her biri. Ve bunları port olarak açtığı zaman bunlar kapıyı açmışlar, bekliyorlar. Ama yabancı yerlerden, yani yetkisiz yerlerden de saldırılar olma ihtimali var bu durumda değil mi? Çünkü cihaz server modda çalışıyor. Saldırıya açık. Tamam, belki bunun üzerinde benim bir whitelist'im var. Bakın o whitelist'te sadece yetkili IP adreslerini yazıyorum. Sadece onlar bana sorumlu gönderiyor. Ama benim bu bir DDoS atağına, bir DOS saldırısına maruz kalmayacağım anlamına gelmiyor. Portu açmışım, bekliyorum böyle birisi gelsin diye. Tamam, kontrol ediyorum belki. Filtreliyorum. Whitelist'te. Ama yeterli mi? Olmayabilir, yeterli değil. Bu DOS atağını engellemiyor. Benim çok fazla connection yapar bana. Benim cihazım onları drop etmekle uğraşacağı için CPU'su
vesairesi, bu IoT cihazlarının CPU'su, Xeon işlemcili falan değil ki, ARM işlemcili CPU'lar, dolayısıyla atak altında kalabilirim. O yüzden bunlar bir anlamda da güvensiz. Güvenli ama güvensiz. Fakat bu taraf güvenli. Ne oluyor? Bakın MQTT datayı cloud'a push ediyor. OPC protokolü taglayıp push ediyor. SNMP version 3 push ediyor. Bakın hem push ediyor. Dolayısıyla şu IO cihazım üzerinde dışarıdan içeriye bir sefer port açmam gerekmiyor. Bir, oradan kurtarıyorum. İki, bu cihaz datayı push ederken bunların hepsi encrypted. Bakın OPC OAuth da encrypted. MQTT over TLS de encrypted. SNMP version 3 de encrypted. Hem integrity olarak, integrity'yi güvenlik altına aldım. Hem de bana saldırı gelmesi önledim. Hem de static IP gibi problemlerden kurtuldum. Ne güzel. Ne varmış. IoTX modüler bir IO cihazı. Bir base modül var. Bakın burada gördüğünüz gibi şu base modül. O base modüle ihtiyacı olan IO interfacelerini takıyorsunuz. Tak 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 tak. 32'ye kadar, bazı modellerde 64'e kadar takabiliyorsunuz. I/O interface ve yüzlerce I/O interface'i elde ediyorsunuz bu şekilde. Bu hardened bir cihaz. 32 modül demek. Her bir modülün 16 giriş olduğunu düşün. 16 input çarpı 32 tane I/O bağlayabiliyorsunuz. Bu da 512'ye falan denk geliyor. Yani. Tabii 100, yani 65, 500 küsur neyse. Matematiğim iyi değil çok kadar. Eksi 20-60 derece ve eksi 40-75 derece arasında çalışan modelleri var. Seri interfezi var. Oraya seri interfezli bazı şeyler oluyor. Onları bağlayabilirsiniz. Sayaçlar olabilir. Ondan sonra sensörler olabilir. Seri interfez sunan. Onlardan veri okumak için bağlayabilirsiniz. Modüler bir cihaz dedik. Çift interfezi var. Dual LAN. Dolayısıyla bunu bir public network'e bir server bağlarken bunu internete çıkartabilirsiniz. WideArray'e mesela. Router gibi de çalışıyor yani router gibi. Ve bu iki şey arasında LAN bypass özelliği de var. Yani bir I/O cihazını diğer I/O cihazına bağlarsanız eğer bunu da şöyle yaptınız, iki şöyle yaptınız diyelim. Şunun elektriği kesildi. Aynı RS485'teki olayı simüle ediyoruz yani. Kesildiği anda şu ikisi kablo gibi davranıyor. LAN bypass bu demektir. Ve siz internetiniz de burada diyelim normalde. Şunlar IOG'in bağlı şeyleri. Bunlar da Ethernet bağlantıları. Dikkatinizi çekiyorum. RS485 değil bakın. Yanlış anlaşılmasın. Girdi çıktı, girdi çıktı şeklinde. Daisy chain bağlantı diyoruz buna. Ve bu elektrik olarak kesilen diğerine devam ediyoruz böylece. Bu da çok önemli bir özellik. Bize sunulan IO tipleri şunlar. Bakın digital input bilgisi var. PNP tipinde. Bunları bağlarken bir 24 volt DC bir referansla bağladığınız için o referansa göre şey değişiyor. Bağlantı yapısı değişiyor. Çünkü akımın akması lazım. Akımı devreyi tamamlamazsanız akım akmaz. Dolayısıyla dijital input'u, analog input'u vesaire çalıştıramazsınız. Şimdi o elektrik kısmına, elektronik kısmına girmeyeceğim artık. O bayağı zamanımız kalmadı çünkü. Hatta kaç oldu saatimiz? Oo, bir saat olmuş. Ben biliyorum ne başıma geleceğini. Cihazımız bir calculator var. Şu Boxa.com'da. Buna girerseniz eğer cihazı koyup işte 45 onu koyuyorsunuz. Ondan sonra modülleri seçiyorsunuz. İhtiyacınız olan enerjiyi size söylüyor. Eğer çok fazla modül koyduysanız enerjiniz yetmiyor. Field power yetmiyor. Field power, bir tane daha field power ekliyorsunuz. Enerjinizi büyütüyorsunuz. Yani konfigür etmek çok kolay bu anlamda. Yani bir field power'a ihtiyacınız var mı yok bunun sorusu burada. Çünkü siz modül eklediğiniz sürece buradaki field power değeri azalmaya başlıyor. Available 48 ya. O available düşüyor. İşte 45'e düşüyor, 44'e düşüyor. Modül ekleyince sıfıra düştüğü anda alarm veriyor. Diyor ki yeni bir tane field power eklemen lazım. Enerji ihtiyacım var. Ekliyorsunuz, bir kitlesiniz oluşuyor. Bir kitlesi oluşturuyorsunuz yani. Bunu genelde biz oluşturuyoruz tabii. Müşteriye bayilerimizi bu şekilde sunuyoruz. IEC 62443 Cyber Security rule'larını belirleyen kurallar. En üst yani dünyada
Cyber Security. Belki çok duyacaksınız. Ben Cyber Security'ye özel Cyber Security diye o konuda şey anlatmadığım bir şey yok yani. Cyber Security konusunda da IS 62443'ü anlattığım videolarım var. Bitelin YouTube kanalından onları bulup izleyebilirsiniz. Çünkü Cyber Security'nin bir IDS, IPS, endüstriyel protokolleri filtreleyen mekanizma kısımları var bizim anlattığımız. Bir de Device Security. Bu IS 62443 Level 1, Level 2 level'ları aslında Device Security ifade ediyor. Device Security'den kastım şu. Bu cihaza web ara birimine kısıtlı erişim olabilsin. Whitelist tanımlayabileyim. Şifresi komplike olsun. Bu cihaz bir değişiklik olduğu zaman loglasın. Ondan sonra gibi gibi böyle bir sürü seçenek, opsiyonu onları tek tek işaretledikçe, aktif ettikçe bu level 1'e erişiyorsunuz. İşte bazı şeyleri daha aktif ettikçe level 2'ye erişiyorsunuz. Mesela şartlarda şunu yazabilirim ben. Cihaz IS 62443 level 2'ye göre güvenliği sağlamalıdır. Dediğim anda level 2'nin istediği her şeyi bu cihaz üzerine yapabilmeliyim. Onlar neler derseniz onların bilgisi dokümantasyonlarda var. Hatta Moxa'nın bir enemesi var. SNMP tabanlı. MX View diye geçiyor. MX View yazılımı bizim bu switch'imizi, IO'cumuzu, bir sürü cihazımızı uzaktan tarıyor. Bunu IC 62443 level'ını bize tak diye söylüyor ve diyor ki şunları şunları yapmalısın. Onları yapıyorum cihazın ara birbirine erişip ya da mass configuration tool'larla yapabiliyorum. MX View'ün öyle tool'ları var. Yaptıktan sonra tekrar tara diyorum. Security View diyoruz ona biz. Tara diyorum tekrar bakayım. Aa diyor bir şey eksik yapmışsın diyor. O yüzden hala level 2'ye ulaşamadım diyor. Onu da yapıyorum. Tekrar tarıyorum. Tak diye level 2 oluyor. Yeşil işareti alıyorum. Mesela. Çok güzel bir tool. Yani dünyada endüstriyel dünya sadece cihaz üretmekle ilgili değil. İşte bu tür yazılımları da geliştirmek gerekiyor. Yani network'ü tarayacak, topolojiyi çizecek, canlı ekranda gösterecek bir şey olduğu zaman ben onu görebileceğim. Ondan sonra o bilgileri OPC olarak belki üst katmandaki notebook interfaceden benim üst katmandaki NMS'ine gönderebilecek vesaire vesaire. Bu tür çözümlere de ihtiyaç var. Moxa o yüzden dünyada, endüstriyel dünyada lider. SNMP'den bahsettim nasıl çalıştığını. SNMP de aynı bizim. Yani Trap ya da SNMP Server mantığıyla çalışıyoruz. 4530 serisi var. Bir 4510 var, 4530. 4530 serisi programlanabilir. Python'la, C++'la ondan sonra programlama yapabiliyorsunuz. Bir tane videomuz var. Videomuz nasıl biliyor musunuz? Bu cihazın akıllı olduğunu diyorsa bunu izletmeyeceğim. Şöyle bir şey video aslında bakarsanız. Şurada görüyorsunuz modülleri görüyorsunuz değil mi? Bakın 3 tane modül var. Bu modüller çalıştırıyorsunuz. Çok güzel. Sonra gittiniz bir tane modülü çıkarttınız. Başka bir yere taktınız. Yer değiştirdiniz yani modülleri. Yer değiştirdiğiniz anda taklama sistemi, topik sistemi dağılır normalde. Siz cihazın ara birimine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki auto reconfigure et diyorsunuz. Tekrar modülleri değil, yer değişen önce bir baştan sistemi kuruyorsunuz, konfig ediyorsunuz, kilitliyorsunuz, çalışıyor sistem. Sonra birisi geldi yeni bir cihaz ekledi ya da var olan cihazların yerini değiştirdi ya da bir tane cihazı çıkardı yerine digital input olanı çıkardı yerine analog input taktı vesaire. Cihaz tekrar detection yapıyor, modülleri tekrar indeksliyor numaralandırmasını. Hiç tekrar cihazı konfigür etmenize gerek kalmadan çalışmaya devam ediyorsunuz. Bunu gösteren bir video. YouTube kanalında da var bu video. Diğer videom. Pardon. Bakın önce bahsettiğim yer burasıydı.
Bakın burada bizim cihazımız bir mod lossless bir slave modda çalışıyor. Yani mod lossless bir slave mod demek TCP 502 portunu dinliyor, bekliyor kendisi bir connection kursu diye. Bu da Modbus Master'ın bir simülasyon yazılımı. Bu simülasyon yazılımı da bakın bu IP benim IOTX'imin IP'si. Ve onun 502 nolu portuna bir connection kuruyor. Ne yapıyor? Coil statüsü yani coil statüsü okuma şeyi gönderiyoruz. Kimden? Slave ID 1'den. Slave ID 1 nolu portundan. Çünkü benim cihazımın kendisinin slave ID'si 1. O benim cihazımın senin interfezine bir cihaz bağlarsam onun slave ID'sini 2, 3, 4 diye set ediyorum. Write ne demek? Modbus TCP ile bir write komutu gönderiyorum cihaza. Ve o write komutu bakın şeyin yerini değiştiriyor. Evet. Cihazı açtığımız anda tekrar modül mismatch diye hata veriyor. Bir önce konfigür ettiğim modüller de bir sıkıntı var. O modüllerin sırasında ya da tipinde. Bakın Light'ı ikinci kısma taşıdı tekrar. Ve yapılan konfigürasyonu da değiştirmiyor. Evet. Yani bilgiyi kaybetmiyorsunuz. Sadece modülün yerini otomatik olarak kendisi değiştiriyor sistemi. Çok önemli bir şey aslında. Yani sürekli ayarları yer değiştirip yapanlar için çok büyük bir şey. Özellik. Geçiyoruz bunu hemen. Burada da bir Modbus seri interfezden benim IO cihazımın seri interfezine bağlı, IOTX seri interfezine bağlı bir elektrik sayacından veri okuma. Bunu da geçiyorum. Bunu anlattım zaten. Modbus RTU'da. Bu da MQTT. Bakın. Burada hedef şu. Biraz önce gitti Modbus RTU servisini aktif etti. MQTT'yi aktif etti. Ve Modbus seri interfezi bir tane IED cihazı bağlı bir tane. Oradan veri okuyacak. O veriyi MQTT'ye broker'a basacak. Bunları geçiyorum. Bakın bu Modbus bilgilerinin kaydedildiği bellek alanı. Internal Register. Ve şurada söylediğim bilgi şu. Artık Modbus RTU'yu dinlediğiniz aldığımız bilgileri Modbus TCP ile RESTful'la ve MQTT ile basabiliriz artık itinize. Bakın lokalde bir tablet var. Bakın bu, evet. Aslında bir saniye bunu geçiyorum. Bu RESTful API var. Bunu da internetten izleyebilirsiniz. Örnek uygulamalardan kısaca bahsedeyim ama örnek uygulamaların sonu yok.
Yani o kadar çok öyle bir durum aklımıza gelir ki IoT dünyası ile ilgili. IoT ile ilgili bir işiniz, bir projeniz varsa mutlaka bize danışın. Biz bununla ilgili mutlaka bir çözüm buluruz. Çözümle ilgili de şöyle söyleyeyim size. Şimdi Moksa'nın IoT tarafında bir yazılım servisi yok. Yani yok. Bu ne demek? Yani siz Moksa'dan cihazı satın alıyorsunuz. Eğer aldığınız 45-10 serisi ise 45-10 serisinin yapabildikleri belli. Okuyor, gönderiyor. Okuyor, bir yere gönderiyor ama merkezi bir yazılım sunmuyor size. Bakın, merkezi yazılım zaten herhangi bir şey olabilir. Yani bir SCADA yazılım sağlayıcısından bir SCADA yazılım satın almış olabilirsiniz. Bir bulut servisinden IoT platformuna üye olmuşsunuzdur. Oraya data gönderirsiniz. Orada datayı gönderirken protokoller konuşuyor artık. Ama Microsoft Azure'da ya ben bu datayı nasıl alacağım? JSON file formatı bilmem ne falan nedir? Bunları sizin çözmeniz gerekiyor. Moksa tarafından söylüyorum bunları. Yani IoT'ye yatırım yapacak olan birisi aslında komple yatırım yapacak. Hatta bizim 45-30 serimizi alacaksanız eğer C++'da bir şeyler geliştirmek istiyorsanız C++ bilmeniz lazım. Python'ı geçmeyi Python'ı bilmeniz lazım. 45-10 serisinde buna ihtiyacınız yok. Sadece endüstriyel standart protokollerle veriyi istediğiniz gibi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Eğer yazılımsal anlamda bir şeyler geliştirmek gerekiyorsa işin bir de çünkü farklı yönleri var artık. Hani ben hep sensör, ondan da çok kısa bahsedeyim size. Hep sensörlerden bahsettim ya. Buna bağlanan sensörler dikkat ederseniz kablolu sensörler. Bakın kablo ve bağlı sensörler, digital input, digital output, analog input vesaire vesaire. Bir bakın burada şöyle göstereyim size. Kalemi açalım. Kalem, pen. Bakın burada bir tane sensör, iki kabloda bir sensör bağlıyorsunuz. Sıcaklık sensörü. Bir tane daha bağlıyorsunuz. Başka bir sensör. Bunlar kablolu sensör. Bir de kablosuz sensör muhabbeti var. LoRa. LoRa'yı duydunuz mu hiç? LoRa. LoRaWAN. Bununla ilgili de ben geçen haftalarda bir yine bir online teknik eğitim yaptım. LoRa'yı anlattım orada. Nasıl çalışıyor, hangi frekansla vesaire sana burada çok kısa söylüyorum. Bakın bu bir sensör. İçinde bir pili var, pil. Bu pil 5 sene dayanıyor, öyle düşünün. Bunun bir anteni var. Bu LoRa. LoRa olarak bir yine LoRa Gateway'e gönderiyor. Şimdi bu 45-10 serisi bir LoRa Gateway olarak çalışmıyor. Eğer LoRa Gateway ihtiyacınız varsa başka bir çözüm sunmamız lazım. Ya Moksa'nın şu anda anons ettiğim çözüm yok ama Cloud Gateway çözüm var. Eğer sahaya yüzlerce LoRa sensör kullanıyorsunuz, kimisi sıcaklık ölçüyor. Hatta sensörünüz var elinizde ama LoRa değil, diyelim mesela. Buna kablonun bir tane LoRa Ant moda bağlıyorsunuz. Bu Ant modu da yine LoRa ile kablosu olarak belge taşıyoruz. Kablosu olarak hangi mesafeyle taşıyoruz diye sorarsanız, şehir içinde 2-5 kilometre, şehir dışında 10-15 kilometrelere çıkıyorsunuz. Teknik olarak yapılan testlerde 560 kilometre test yapılmış. Yani havadan yerdeki bir line of sight, havada bir balon üzerinden yerdeki bir cihaz okunmuş mesela verisi. Tabii bu LoRa sensörler çok düşük hızda veriliyor, kilobit seviyesinde ve mesaj olarak veriliyorlar. Ne kadar çok data okursanız o kadar o bandı, spektrumu kaplıyor. O yüzden meşgul ediyor. Çünkü burası bir de half-duplex bir ortam. Ama aynı anda birden fazla yere datayı gönderebilirsiniz o spektrum içerisinde. Onun ayrıntılarına çok girmeyeceğim. 868 MHz'de çalışan bir protokol. Çok düşük hızlarda bir protokol. Bunun tabii ben o IoT dünyasında bir iletişim şeklinde bir şey yazdım. Orada Narrowband IoT'yi anlatıyorum, Cat-M1'i anlatıyorum, LoRa'yı anlatıyorum, Zigbox'u anlatıyorum vesaire vesaire. Oradan bakabilirsiniz. Ben sadece bu not olarak eğitim edeyim. Yani dünyamızda kablosuz sensörler de var. O sensörleri ben burada alıp bir gateway toplayıp buradan tekrar MQTT ile cloud'a basabilirim. Bunu cloud gateway yaparım ya da Moksa'da toplayıp Moksa'dan gönderir mesela. Bu da bir seçenek. Bakın bir AGV çözümü. AGV biliyorsunuz çok yaygın günümüzde. Bütün fabrikaların hareketli araçlarında veya böyle projeniz varsa uçtan uca çözüm sunabiliyoruz. Şöyle ki bir tane buraya bir access point koyuyoruz ama bu access point'in bir özelliği var. Çok hızlı roaming yapıyor. Fast roaming yapıyor. Sebebi de ne? Fabrika ortamında, depo ortamında, warehouse'da vesaire bir sürü access point'ler var ve bu cihaz hareket ederken araç üzerinde hızlı bir şekilde room olması lazım. Kesintisiz ilerlemesi lazım. Ve room olurken de işte milisaniye seviyesinde atıyorum 300 milisaniye, atıyorum 200 milisaniyede hemen değişmesi lazım. Orada turbo room denen bir özellik var Moksa'da.
Bu özelliği aktif ediyorsunuz, çak tak 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 roaming yapıyor. Bunun arkasında da benim I/O cihazımı koyuyorsunuz. Bu I/O cihazı da sizin AGV'nizle ilgili her şeyi izliyor. Çünkü siz bu AGV'ye bir komut göndermeniz lazım, bunu yönetmeniz lazım, değil mi? Nereye gideceğini söylemeniz lazım. Bu adam bir yerlere gidecek, bir şeyi boşaltacak, alacak vesaire vesaire. Veya ne yapıyorsun? Dolayısıyla bir, IoT ile bu kısmı hallediyoruz. Wireless Access Point ile roaming kısmını hallediyoruz ve bu güvenli bir şekilde aktarıyoruz. Sahadaki, depodaki Access Point servisi veren, wireless yayın yapan cihazlar farklı marka olabilir, hiç önemli değil. Onlar A marka, B marka olsun. Sonuçta bir SSID ile VPA şifrelemesiyle bir yayın yapacaklar. O kadar. Benim için yeterli bu. Roaming'i yapan her zaman client'tir. Bunu bilin. Yani wireless dünyasında, wireless ile ilgili de benim eğitimlerim var. Orada da roaming'i anlatıyorum. Wireless dünyasında roaming'i yapan client'tir. Ama 802.11 KR ve denen teknolojilerle artık bu bir işbirliğine hale dönüştü. Access Point bir şeyleri anons ediyor artık client'e. Client ona göre daha hızlı aksiyon alıp roaming yapıyor vesaire. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim şimdi ama burada da böyle bir çözüm var. Bir çok klasik, Türkiye'de inanılmaz yaygın kabinet monitoring. Belediyeler de yapıyor, EDS sistemleri, KGYS'ler hepsi bunu yapıyor. Burada da benim cihazım yine çok önemli bir görev üstleniyor. İstediğiniz kadar I/O interfeziyle cloud'a datayı basarak ya da SNMP ile, SNMP trap ile, OPC UI ile ya da MQTT ile, en önemlisi burada MQTT, onu söyleyeyim size, dominant. Ben bu bilgileri merkeze gönderebiliyorum. Aslında bir hands-on var ama bu hands-on çok da şey değil, önemli değil ama bunu hızlı geçeceğim çünkü canlı hands-on değil, ekran capture olarak bir hands-on yaptım. Çünkü canlı yapmaya kalktığı zaman yetişmiyor. Onun şeyle uğraşıyorum falan. Yoksa cihaz var, bir tane demo kitimiz var. Bakın SNMP version işte veri alacağız. Cihazın arayüzünü login alıyorum. Modülleri check ediyorum, konfigür ediyorum. Modüller yerinde mi değil mi kontrol ediyor, okey diyor. Yerleri değişmemiş, bir şey olmamış. İlk takıldığı gibi ya da yeni bir modül takılmamış. Tak, save and restart, devam. Sonra gidiyorum, SNMP servisimi aktif ediyorum. Bakın üzerinde desteklenen servisleri görüyorsunuz değil mi? MQTT servisi, Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, RESTful. Web servis dediği de cihazın ara birimine erişiyor ya o servis. IO Express dediği şey de bir IO Express tool var, yazılım. O yazılım cihazı, birden fazla cihazı konfigür etmek için kullanılan bir yazılım. Diğerleri endüstriyel protokoller, iletişim protokolleri. SNMP version 3'ü hemen aktif ettikten sonra SNMP protokoller kısmına SNMP'ye giriyorum. Orada versiyonu belirtiyorum. Version 3 only diyorum. Aşağıda hemen SNMP version 3 read ve write ayarlarını yapıyorum. Bakın authentication password, privacy password'ü set ediyorum. SSH 256, onları da ayarlıyorum. Sonra gidiyorum bir tane MIB browser açıyorum. MIB browser'ı açtıktan sonra 4510'un sitesinde, yani Moxon'un sitesinde 4510'un MIB dosyası var. MIB dosyasını çekiyorum çünkü MIB demek, bakın standart MIB'lerle SNMP server, standart MIB ile üzerinde yüklü olan, yani standart OIDB bilgileriyle gider, agent'tan ne yapar? Sorgu yapar, bilgiyi çeker değil mi? Fakat cihaz, özel bir cihazsa, standart, yani RFC'nin tanımladığı standart MIB'nin dışında özel bilgiler sağlıyorsa private bir MIB hazırlamak zorunda. Ve siz o private MIB gidiyorsunuz, üreticinin sitesinden ilgili modelin altına gidip indiriyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz MIB browser'ınıza yüklüyorsunuz. Orada hepsinin OIDC var. O OID'lere bakarak bilgi çekiyorsunuz böylece. Yani ortak bir dil var İngilizce ama benim cihazım Türkçe konuşuyor. Türkçe MIB bilgisini SNMP server olarak girmeniz lazım. SNMP server default'ta bilmiyor çünkü Türkçeyi. Sonra MIB browser SNMP version 3 ayarlarını yaptık. SNMP version 3 ile gittik. Bakın burada device'ın firmware versiyonu bilmem ne. Yani bu şey bilgisi değil. Device ile ilgili bilgileri hemen şak diye çekti gördüğünüz mü SNMP ile. Get system info bilgisini aldı SNMP ile. Ama SNMP get aldı. SNMP server agent'a benim cihazıma bir soru gönderdi. SNMP version 2 ile yaparsanız veya bir wireshark capture'larsanız datayı bakın böyle görürsünüz. Çıplak. Ama SNMP version 3 ile yaparsanız encrypted binary bir data görürsünüz. Aradaki farkı göstermek için yaptım bunu. Sonra SNMP trap nasıl çalışıyor? Bakın tekrar girdik, bir şeyler değiştirdiler. SNMP trap'te de hemen cihaza SNMP agent'a SNMP trap'in kim olduğu bilgisini
SNMP Traffic Server bilgisini set ediyorsunuz. Bizim I/O cihazında da SNMP Traffic Server IP'sini giriyorsunuz. Şurada bakın, görüyor musunuz? SNMP Server Traffic IP'si. Sonra MIB Browser'da Engine ID yazmanız lazım. Engine ID benim cihazımla aynı olacak. Ondan sonra benim cihazım trap göndermeye başlıyor. Bakın buradaki bir bilgiyi, digital input bilgisini SNMP trap olarak gönderecek şimdi. Bakın bağlandı. Bakın burada bir geldi, gördünüz mü? Mesela analog input 0 bilgisi geldi. Ve bu bilgi değişir. Bunu siz parse edersiniz. Digital input bilgisi geldi. Bakın şu anda 10 durumdaymış. Görüyor musunuz? Trap ile benim bu MIB browser'ın kendisine gelen SNMP trap'leri alıyor ve ekranda bana gösteriyor canlı olarak. Bunu bir dashboard hazırladınız ve dashboard'da direkt grafisi olarak gösterdiğinizi düşünebilirsiniz. Yani yazılımınızda. Bu OPC kısmıydı. Node-RED Node-RED diye bir visualization tool'u var. Belki duydunuz. Node-RED'in bir benzeri bizim CloudGate'de şeyde de var. Lovitred diye geçiyor. Lovitred. Bakın böyle grafiksel şey yazıyorsunuz. Programlama bilmenize gerekiyor. Yani Python bilmiyorsunuz, C++ bilmiyorsunuz diyelim. Burada diyorsunuz ki şu input bilgisini al, şu şuna gönder, şu eğer şöyle olursa şu aksiyonu yap şeklinde rule'lar yazıyorsunuz. If'ten else gibi düşünebilirsiniz. Bu rule'lara göre de datayı alıp aldıktan sonra ilgili aksiyonları yerlerine yazıyorsunuz. O datayı eski aldığınız zaman ne aksiyon yapacağınızı yazıyorsunuz. Node-RED'in içerisinde bu Node-RED'i nereye yüklüyorsunuz peki? Bir tane Industrial Computer satın alıyorsunuz. Bu Industrial Computer üzerine Node-RED'i yüklüyorsunuz. Ondan sonra IoTX'le o IoTX'ten verileri okuyarak ve IoTX'in bakın yeni bir tab yapmış, görüyor musunuz? Başka bir cihazın başka bir tab yapmış. Onlarca tab ve çalışma worksheet yapabilirsiniz bununla ilgili. IoTX'ten geri okuyor bakın bunu, görüyor musunuz? Bunun esprisi bu. Ama bu Node-RED IoTX'in üzerine koşan bir şey değil. Linux tabanlı bir mikrokompüter üzerine koşan bir şey. Ve bu IoT, Node-RED aynı zamanda dashboard da sunuyor size. Burada dashboard yapabilirsiniz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Lokalde müşteri dashboard olan web sunucu gibi servis veren bir dashboard sunuyor size. IoTX o dashboard'u sağlamıyor size, onu söyleyeyim. O dashboard'u sağlamak için ama CloudGate böyle bir dashboard sağlıyor. Tek kendi üzerinde. Çünkü CloudGate'in üzerinde zaten açık kaynaklı bir Linux koşuyor. Bakın dashboard böyle. O benim söylediğim şey üzerinde böyle bir dashboard hazırladınız. Endüstriyel kompütürün üzerinde. Bu endüstriyel kompütür bakın bu. Görüyor musunuz? Benim endüstriyel kompütürün üzerinde Node-RED yüklü. Küçücük bir kompütür ya el kadar. Gidiyor IoTX'ten verileri çekiyor. MQTT ile. Çektikten sonra ekranda dashboard'da canlı gösteriyor. Ama istersen bunu başka bir yere de gönderebilir. Başka bir şeye. Başka bir yere bunu da gönderebilir. Gerçekten dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyelim. Sorulara vaktimiz kalmadı çünkü gerçekten zaman çok açtı. Saat 16.22. 1,5 saat yaklaşıyoruz. O yüzden soru almayacağım. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Bu eğitimin kaydını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda mutlaka izleyin çünkü birçok eğitim var. Çok fazla eğitim var. Çok fazla ürünümüz var. Aklınıza gelebilecek ürünler var. Onlarla da takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.